Bu videoda pulmoner hipertansiyonun yani akciğer yüksek tansiyonunun belirtileri ve nedenleri hakkında konuşacağız. Bu hastalığın belirtilerini ve nedenlerini farklı renklerle yazacağım ki ayırt etmesi daha kolay olsun. Evet, belirtiler için turuncu rengi seçiyorum. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde oluşan belirtilerden ayrı ayrı söz edeceğiz. Hastalığın nedenleri için de moru kullanacağım. Aynı belirtiler gibi vücudumuzun değişik bölgelerinden kaynaklanan ve bu hastalığa sebep olan nedenleri de ayrı ayrı inceleyeceğiz. Evet işe akciğerlerle başlayalım. Bu hastalıkta ilk olarak nefes darlığı görülür. Bu durum akciğer kapasitesi yeterli olmadığı için yaşanır. Ayrıca kan ihtiyaçları karşılanmayan akciğerler bu yüzden baskı altına da girer. Bunun yanında bu bölge için önemli olan hava alışverişi de olması gerektiği gibi gerçekleşmiyordur. Ve buna bağlı olarak da egzersiz yani aktivite intoleransı ortaya çıkar. Her egzersiz yaptığımızda kalp kanın temizlenmesini hızlandırmak için akciğerlere daha fazla kan pompalamaya başlar. Akciğerler bu kanı karşılayacak kapasiteye sahip olmadığında kanın oksijenlenmesi zorlaştığı için daha çabuk yoruluruz. Kan damarları daraldığı ve içlerine sürekli olarak çok fazla miktarda kan pompalandığı için akciğer dokuları da zarar görür. Bu durum akciğerlerde yapısal hasarlar oluşmasına sebep olur. Pulmoner hipertansiyon geçici ya da kronik olabilir. Hastalık kronikleştiğinde solunum sisteminde hasar oluşur ve hatta öksürme başlar akciğer dokularına yeterli miktarda kan ulaşmadığı için hava yollarında spazm yaşanır evet şu ana kadar konuştuğumuz her şey aslında son derece mantıklı yani akciğerler düşünüldüğünde akla gelen ilk belirtiler bunlar öyle değil mi bundan sonra biraz daha farklı düşüneceğiz ve akciğerle alakalı olduğu hemen akla gelmeyebilen belirtilerden söz edeceğiz ekrandaki şemaya baktığınızda kalbin sağ tarafının kanı akciğerlere nasıl ulaştırdığını görebilirsiniz. Burada bir daralma olduğunda, yani kanın akciğerlere akışı zorlaştığında, kan kalbin sağ tarafına geri teper. Şimdi durumu daha bilimsel bir şekilde açıklayabilmek için, bunun toplar damar sistemi yani kirli kan sistemi olduğunu düşünelim. Toplar damarlar kanı kalbe geri getiren damarlar. Bu tarafta da kanı kalpten alıp vücuda dağıtan atar damarlar bulunur. Toplar damarlara geçmeden önce kalbin sağ tarafında olabilecek belirtileri incelemek istiyorum. Kalbin sağ tarafında sağ karıncık hipertrofisi görülebilir. Hipertrofi fazla kullanıldığı için büyüyen kasları tanımlayan bir kelime. Sonuçta kalp de bir kas değil mi? Ve kalbin sağ tarafının görevi kanı akciğerlere pompalamak. Bu durumda sağ taraf daha fazla çalışması gerektiği için büyümeye başlar. Evet, kalbin sağ tarafı diğer taraftan daha büyük bir hale gelir. Daha büyük ve güçlü bir kalbin iyi bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama sağ karıncık hipertrofisinde kalbin bu odacığı gerekenden daha fazla açılacağı için çok da iyi bir şey değil. Ayrıca gerektiğinden fazla kalınlaştığında da fonksiyonlarını yerine getirememeye başlar. Yani sağ karıncık hipertrofisi kesinlikle iyi bir şey değil ve kalp yetmezliği ile de sonuçlanabilir. Evet. Dediğim gibi bunun sonucu olarak sağ kalp yetmezliği ortaya çıkabilir. Sağ kalp yetmezliği. Bir kez daha tekrar edeyim. Pulmoner hipertansiyon eğer kronikse, kanın geri tepmesi ve buradaki kasın fazla çalışması sonucu sağ kalp yetmezliği ortaya çıkar. Sağ kalp yetmezliği kalbin pompalama görevini gerektiği gibi yerine getiremediği anlamına gelir. Tabi bu kan toplar damar sistemine kadar geri teptiği için toplar damarlar da boşaltma görevlerini yerine getiremezler ve kan toplar damarlarda ilerleyemeyip biriktiği için de şişlikler oluşur. Şişliği ellerimizdeki veya kaslarımızdaki şişlikler gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlara ek olarak vücudumuzda bu sisteme boşaltım yapan başka toplar damarlar da var. Örneğin bu yüzden karaciğerde de portal hipertansiyon görülebilir. Bu durum karaciğer ve bağırsakların toplar damar sistemine boşaltım yapması anlamına gelir. Hipertansiyon için kısaca HTN yazıyorum. Portal hipertansiyon karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesi gibi başımızı belaya sokacak çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Hatta dala ve barsağı da geri tepebilir çünkü bunların hepsi birbirine bağlı. Tüm bunlar pulmoner hipertansiyonun sebep olabileceği sağ kalp yetmezliğinin belirtileri. Ve özellikle kronikleşmesi durumunda hepsinin çok ciddi sonuçları olabilir. Şimdi atar damarlara bakıp kanın kalpten çıkıp vücuda dağıldığı bölgelerde ne olacağını inceleyelim. Bir kere şemada da gördüğünüz gibi Vücudun geri kalanının kana ihtiyacı var. Ama pulmoner hipertansiyon yüzünden vücut ihtiyacı olan oksijenli kanı alamıyor. Kan tedariki yeterli olmadığı için hastanın başı dönebilir ve sıklıkla bayılabilir. Buna ek olarak vücut ihtiyacı olan yapıları ve oksijeni tam olarak alamadığı için egzersiz intoleransı da görülür. Aklımıza gelebilecek en önemli belirtiler bunlar. Şimdi nedenlere geçelim. Bu konuda karşılaşılan problemlerin hemen hemen hepsinin akciğer kaynaklı olduğu çok açık öyle değil mi? O halde hastalığın nedeni herhangi bir akciğer rahatsızlığı, özellikle de kronik olan bir rahatsızlık olabilir. Mesela aklıma ilk olarak amfizem geliyor. Amfizem genellikle sigaranın sebep olduğu bir hastalıktır. O zaman Aralarında amfizem ve pulmoner hipertansiyonun da olduğu daha birçok hastalığa yol açtığı için ne yapıyoruz? Eğer sigara içiyorsak sigarayı bırakıyoruz. Uyuşturucu ve alkol zehirlenmesini de buraya yazalım. Prematüre bebekler akciğerleri yeterince gelişmeden doğduklarından destekleyici yüzey aktif maddeden de yoksundurlar. Aslında doğdukları ilk anda Tüm bebeklerin pulmoner dirençleri oldukça yüksektir ama biraz büyüdükçe bu direnç azalır. Prematüre bebeklerde ise doğuştan akciğer hasarı olabileceği için pulmoner hipertansiyon da kronikleşir ve çok zor iyileşir. Akciğer hastalıklarına ek olarak sistemik yani tüm vücudu etkileyen AIDS, kanser, diyabet gibi diğer hastalıkları da listeye ekleyebiliriz. Bu hastalıkların da akciğerler üzerinde etkisi var. Kısacası, herhangi bir akciğer rahatsızlığı hipertansiyonla sonuçlanabilir. Akciğerlerin dışına çıkacak olursak, aklınıza bu durumu yaratabilecek başka bir şey geliyor mu? Az önce kanın geri tepmesinden ve sağ kalp yetmezliğinden bahsetmiştik. Nedenlerden biri de sol kalp yetmezliği olabilir. Bu arada sol kalp yetmezliğinin kendisinin de çok farklı başka nedenleri var. Sonuçta Sol karıncık ya da sol kulakçık görevini yerine getiremediğinde kan akciğerlere geri teper ve bu da pulmoner hipertansiyona neden olur. Daha önce de söylediğim gibi, bunların hepsi birbirine bağlı. Toplar damar konusunda her şeyi uzun uzun listelemek istemiyorum ama kanı yoğunlaştıran ya da kanın daha çabuk pıhtılaşmasına sebep olan, kanın kalbe akışını etkileyen toplar damar rahatsızlıkları Sonuç olarak akciğerleri de etkiler. Kısacası akciğerler vücudun tamamı için son derece önemli olan ve her şeyin merkezinde bulunan organlar olduklarından hemen hemen her şey pulmoner hipertansiyona neden olabilir. Tabi bu durumda pulmoner hipertansiyonun belirtileri de vücudun birçok farklı yerinde görülebilir.